PKK Karadeniz'e açılıyor. İşte onlarca terörist bir şekilde Karadeniz'de sansasyonel eylem yapsın diye görevlendirilmiş deniyor. O da yetmiyor. F-16 uçağı pilotlarına ve Genelkurmay'ın kimi birimlerinde yetkili şahıslara yönelik bombalı eylem yapmak üzere Kandil'den özel eğitimli teröristler gönderilmiş deniyor. Bunlar istihbarat raporlarıyla ortada. Peki ne oluyor? Gelin bir bakalım. Karadeniz eyaleti adı altında yeni bir eyalet kurma çabası içerisine de girdiği yolunda bilgiler olduğunu da öğreniyoruz. Başbakanlık konvoyuna pusu kurup bir polisi şehit eden PKK'nın açılım eyaleti adını verdiği Karadeniz'de terör koalisyonu kurduğu iddia edildi. PKK'nın orada taban edilmesi hayli zor olduğu için yine sol örgütlerle ilişki içerisine girdiği de anlaşılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na sunulan istihbarat raporuna göre PKK 3 bölgeye ayırdığı Tunceli kırsalında 16 kişilik TİKO ile 8 kişilik Maoist Komünist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu gruplarıyla Karadeniz'de eylem yapmak için anlaştı. Gazeteci Saygı Öztürk'e göre ise bu yeni bir birliktelik değil. Öteden beri terör örgütüyle bazı özellikle Karadeniz'deki sol örgütler arasında ittifak vardı. BK kampında terör örgütüne ait bir kampı sol örgüte tahsis etmişlerdi. O kampın ismi de Şehit Ahmet kampıydı. İşte ondan sonra Karadeniz açılımında örgüt kendilerine tepki olabileceğini düşündüğü için o yüzden sol örgütlerle işbirliğine gitti. Hatta kendileri de Devrimci Halk Partisi adı altında bölgede faaliyet göstermeye çalıştılar. İddialara göre PKK'nın açılım eyalet adını verdiği Karadeniz'de 45 kişilik militanı var. Gazeteci Saygı Öztürk ise sayının daha az olduğu görüşünde. Nitekim gruplara baktığınız zaman bir Zigana ve Zerzev kod isimli tesis kodlarını kullanan iki grubun da 5'er 6'şer kişilik oldukları ve bunları sık sık yer değiştirme nedeniyle sanki bütün bölgedeymiş gibi izlenim verdiği de yine bilinen bilgiler arasında yer alıyor. Peki Karadeniz'de güvenlik açığı mı var ki örgüt hedefini buraya çevirdi? Bu konuyu araştırdığımızda da çok ilginç bir bilgiye rastladık. Son olayların meydana geldiği Kastamonu'nun jandarma bölge komutanlığının şu anda balyoz davasının tutuklu sanıklar arasında yer aldığını öğrendik. Yine bu telefon konuşmaları, gerek telsiz konuşmalarını değerlendiren, bunları çözen birimin başında da yani jandarma istihbarat başkanında daire başkanı olan Mustafa Önser'in de tutuklular arasında olduğunu öğrendik. Komutanların şu anda tutuklu olmasının belki de terörde bir zafiyetin nedeni olarak değerlendirilebilir. Gazeteci Öztürk'e göre örgütün Karadeniz'i seçmesinin ikinci bir nedeni de şu. Samsun'da biliyorsunuz denizde petrol arama platformlarının açılması, yapılması gündemde. Yine Ceyhan Samsun petrol boru hattı gündemde. Böyle bir dönemde örgütün Karadeniz'de yerleşmeye çalışması son derece anlamlıdır diye bakıyorum.